Selamlar. Yeni bir programa hoş geldiniz. Cüneyt'le Devri Alem adındaki yeni programımızda bugün sizlere Vancouver'dan merhaba diyorum. Kanada'nın en ucundayız, en batı köşesindeyiz ve de 34-35 milyonluk bir ülkenin 2 milyonluk şehirlerinden bir tanesi olan Vancouver'dayız. Vancouver nereye benziyor diyoruz? Kenan dedi ki ya biraz bizim İzmit'i andırmıyor mu? Baksanıza arada böyle bir sanayi şehri var, arkamızda limanlar var. Kruz gemilerinin yanaştığı bir liman ve de nevi şahsına münhasır bir şehir. Daha henüz gezme fırsatı bulmadık ama gezeceğiz. Burada çeşitli işbirlikleri yapacağız. Buradaki Türklerle sizleri tanıştıracağım. Pek çok kişi Kanada'ya gelmeyi düşünüyor. Acaba Kanada'ya gidip yerleşir miyiz, yerleşebilir miyiz? Hangi şartlarda gelirler, nerede yaşarlar, nasıl yaşarlar? Burada sizin de tanıdığınız ünlü Türkler var burada yaşayan. Onlarla konuşacağız ve sizlere farklı bir Kanada programı hazırlayacağız. Kenan Taş ve Fatih'le geldik. Buradayız. Buket Donnelly bizi ağırlıyor. Bütün koordinasyonu yapıyor. Eğer siz de hazırsanız buyurun dolaşmaya başlayalım. Sana bugün bir tepeden baktım, Vancouver. Vancouver'ın en havalı ve en güzel manzaralı yerlerinden bir tanesindeyiz. Buket burada dedi ki biz düğün yapıyoruz. Diyeceksiniz ki Buket kim? Buket Vancouver'ın muhtarı. Değil mi Buket? Doğru mu tanıtıyorum? Bizim buraya gelmemize vesile Buket. Yeni tanıştık. Gelsene Buket. Yeni tanıştık. Merhaba. Ve de Buket burada yaşıyor ve çalışıyor anladığım kadarıyla. Bu dolmuş uçak mı? Nereye gidiyor bu? Bunlar Seattle'a gidiyor ya da Victoria'ya, yani bizim başkente gidiyorlar. Evet. Her saat başı kalkıyor. Bayağı dolmuş yani. Bayağı dolmuş, evet. Kaç dolar? 80 dolar. 80 Kanada doları. 80 Kanada doları. Baktım ben bugün bir Kanada doları 1.35. Yani ucuz. Şeyden daha ucuz, Amerika'dan daha ucuz. Doğru. Kaç yıldır buradasın bakayım? Ben 13 yıldır buradayım. 2009'da geldim. Bankacıydım. Geldim burada da biraz bankada çalıştım. Sonra işte okula gittim ve kendi şirketimi kurdum, etkinlik firmasını. Odur budur etkinlikler yapıyorum. Şimdi burada etkinlikler yapıyorsun yani. Bu parkta çalışıyorsun. Bu Stanley Park'ın içerisinde çalışıyorum, evet, parkta çalışıyorum. Burası böyle Central Park'ın daha mı büyüğü sence? Bence daha büyüğü, evet. Zaten bir de biz okyanustayız, okyanusa da bakıyor. Yarımada Stanley Park. Evet. Okyanusla çevrili. Şunlar balık mı avlıyorlar bunlar bu arada? Balık avlıyorlar. Şu anda somon sezonu var. Bunların hepsi balıkçı. Somon çıkıyor mu ya buradan? Tabii canım, somonlar geliyorlar. İnanılmaz bir somon şeyimiz var, sezonumuz var. Kızılderililere her zaman somon avlama okey. İzni var. Biz de izin almamız gerekiyor, sezonlarımız var. Kızılderililer dışındakilere. Yaşanacak yer mi Kanada? Yaşanacak yer. Çok güvenli, çok sakin, Amerika gibi yoğun değil. Ben çocuk... Özellikle çocuk büyütmek için çok uygun bir ülke olduğunu düşünüyorum. Son yıllarda çok geliyor mu Türkler? Çok geliyor. Ben geldiğim zaman çok az Türk vardı. Şimdi inanılmaz fazla. Özellikle Vancouver'da. Çünkü Vancouver dünyanın yaşanılacak en iyi şehirlerinden bir tanesi. Onun için çok gelen var. Çok Türk var. Skill worker dediğimiz, yani eğitimli Türk çok fazla var. Beyaz yakalı. Beyaz yakalı Türk çok. Avukatımız, doktorumuz, mühendisimiz, IT burada çok fazla var. Seattle'dan daha fazla burada IT var ve de film sektörü de burada çok fazla. Çünkü Kanada doları daha uygun olduğu için Microsoft'un da çok büyük bir şubesi var burada. Geçiyor vallahi, tam dolmuş dedik bak, biri geliyor, biri gidiyor, biri geliyor, biri gidiyor. En havalı semt şu karşısı mı şimdi? En pahalı semtler şurası mı? Şurayı mı? West Vancouver çok havalı, evet. Özellikle emekli ve beyaz kanadlı arıyorsanız şura. Buralar, evet. Ama güzel manzaralar. Yalılar var. Oo, burada Türkler de burada mı oturuyor genelde? Türkler de bu tarafta oturuyor. Bu yalılarda da herkesin kendi koyu var, kendi yatını oraya park ediyor. Öyle bir durum var. Bazen böyle ya dünyanın en güzel yeri neresi diyoruz. Burası falan diyoruz ama böyle güzel yerler de var açık söyleyeyim ya. Vancouver'da yaşanır. Sıkılmıyor musun hiç? 10 saat fark var Türkiye'den değil mi? Yani tabii ki burada yaşamış olmak artık şey oluyor yani. Ne Türk'üm ne Kanadalıyım. İkisi arada derede bir kalma durumu var. Yaşanır bence. Ben çok memnunum burada yaşamaktan. Ama Türkiye'yi de özlüyorum tabii ki. Ana vatanımız, annemiz, babamız hala orada. Her yıl gidiyorsun. Her yıl gidiyorum, evet. Gitmeden olmaz. Hadi gel şu senin mekana bakalım. Hadi. Nerede düğünler yapıyorsun? Ne yapıyorsun bakalım.
Şimdi kasabanın sırlarından bir tanesi de, hepimizin bildiği sırlardan bir tanesi de, herkesin bir an önce yurt dışına gitmeye çalışmakta olduğu. Kimi zaman Amerika oluyor, kimi zaman da Kanada. Kanada özellikle son yıllarda Türkiye'den gelen eğitimli kesim için, beyaz yakalılar için çok favori yerlerden birine dönüştü. Peki buraya nasıl geleceksiniz? Farklı yöntemleri var. Bunlardan bir tanesi burada okumak. İster dil okulu olabilir, ister kolej olabilir. İsterseniz şimdi size bu okullardan bir tanesine götüreyim. Arkamda gördüğünüz Canadian College. Hem kurucularına, hem CEO'suna, hem de buradaki Türk öğrencileri sahip çıkan bir isme soralım. Sevgili Özlem'e soralım. Bakalım buraya nasıl geliniyor, hangi şartlarda nasıl yaşanıyor. Özlem, ne haber? Teşekkürler, çok sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok teşekkürler bizi buraya davet ettin. Kaç yıldır buradasın? Ben 4 yıldır buradayım. 4 yıldır Kanada'dayım. Ne yapıyorsun burada? Burada eğitim danışmanlığı yapıyorum. Canadian College'ın Türkiye ve Orta Doğu temsilcisiyim. Öğrencilerin yurt dışından buraya gelmek isteyen öğrencilere yardımcı oluyorum, destek oluyorum burada. Kanada destekliyor mu yurt dışından gelen öğrencileri, Türkiye'den gelen öğrencileri mesela? Evet, %100 destekliyor. Çünkü şöyle, tabii ki her hükümetin kendi politikası var. Burada Kanada kendisi aslında bir kültür, bir kökleşme oluşturmaya çalışıyor. O yüzden tabii ki tüm dünyadan yetenekli insanları burada Kanada'da istihdam etmek istiyor. Bunun da en kolay yolu aslında bizler için eğitim yoluyla buraya gelmek. Özlem, bu Canadian College'da iki ayrı eğitim veriyorsun sanırım. Bir tanesi dil eğitimi, diğerisi college eğitimi. Ne demek college eğitimi? Şöyle, bizim hem dil okulumuz var hem de 3 kampüsümüz var, kolej kampüsümüz var. Kolej eğitimi 2 yıllık bizdeki aslında meslek yüksekokullarına denk geliyor diyebiliriz. Burada Kanada'da bir meslek sahibi olmak için, iş bulabilmek için bachelor degree yapmasına öğrencilerin gerek yok. O yüzden Canadianlar dahi college'da eğitim alıyorlar. College'da eğitim alan öğrenciler hem part time hem full time çalışabilme imkanına sahipler. Öğrenciler part time ve full time çalışma izinleri olduğu için de tabii ki ekonomik açıdan daha rahat burada yaşayabiliyorlar, yaşam giderlerini karşılayabiliyorlar. Dil okuluna gelenler, onlar da çalışabiliyor mu? Dil okuluna gelenler, Kanada'nın tamamında böyle bir kural var maalesef. Dil okuluna gelenler çalışamıyorlar, çalışma izinleri olmuyor. Ne zaman ki kalıcı ya da üniversite eğitimlerine başlarlarsa o zaman çalışma izinleri oluyor ve çalışmaya başlayabiliyorlar. Peki vize almak kolay mı? Yani dil eğitimi ya da kolej eğitimine geldiklerinde? Vize almak aslında şöyle, çok kolay diyemeyiz tabii ki. Ama bunun belirli kriterleri var. O yüzden biz de bize ulaşan öğrencilerle ilgili öncelikle bir rehberlik süreci geçiriyoruz. Burada öğrencinin dosyasını daha iyi nasıl ele alabiliriz'e bakıyoruz işin doğrusu. Ve iyi olan dosyalarla aslında yola çıkmaya çalışıyoruz. Çünkü bu konuda da çok fazla kirli bilgi var maalesef. Hem internette, hem Kanada içinde, hem Türkiye'de. O yüzden güvenilir insanlarla çalışmak bu noktada tabii ki çok önemli, çok değerli. Peki geldi burada, dil eğitimi aldı, kolej eğitimi aldı. Sonrasında kalabiliyor mu? Evet, sonrasında kalabilme şansı olan durumlarda var tabii ki. Ama bu da yine çok değişken, okula göre değişken. Öğrencilik yaparken de aslında burada bazı göçmenlik programlarına başvuru yapabilir ve o şekilde göç yolculuğuna başlayabilir. Öyle bir yol oluşturabilir. Burada da göçmenlik danışmanları çalışıyor aslında. Göçmenlik danışmanlarından bilgi almaları, danışmanlık almaları gerekiyor bunun için. Kolej derken neyi kastediyorsun? Hangi birimler var? Hangi branşlar var? Bizdeki programlar şöyle. Canadian College programları Vancouver'ın ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş programlar. Bu ne demek? Burada öğrencilerimiz mezun olduğunda ya da okurken iş bulabilmelerine olanak sağlayan programlar bunlar. Yani hospitality management, burası bir liman şehri ve o yüzden tabii ki çok önemli. International trade hakeza çok önemli. Uluslararası ticaret programlarımız var. Business administration programlarımız var. Social media marketing programlarımız var. Ve project management IT programlarımız var. IT zaten çok popüler programlardan bir tanesi. Çünkü burada göçmenlik için ayrıca bir de IT başvuru alanı var. O yüzden de çok önemli IT programları. Sanırım lise mezunu olmak yeterli ya da hem lise hem üniversiteyi bitirenler de gelebiliyor mu mesela? Lise mezunu olmak yeterli college kabulü için, ama Türkiye'deki öğrencilerimizin şöyle bir farklı bakış açısı var. İşte ben bachelor degree okudum, o zaman college okumam. Ben kendi hikayemden bahsedeyim. Ben master degree'li biri olarak buraya geldim ve bir college okudum. O yüzden Kanada bu konuya böyle bakmıyor. Yaşam boyu öğrenme diye bakıyor. Burada önemli olan vize planında aslında doğru kurguyu yapabilmek öğrenciyle. Biz doğru kurguyu yapabildiğimiz sürece öğrenci burada
gelip kalıcı okuyabilir. Kalıcı okumanın avantajlarından faydalanabilir tabii ki. Sanırım farklı programlar var. Ona göre de farklı ücretlendirme mi oluyor? Evet, farklı ücretlendirmeler var. Ama zaten Türkiye için her zaman burslarımız var. Şu an mesela 5000 Kanada dolarına varan burslarımız var. Kalıcı programları için. Dil okulu programları için %40 indirimli programlarımız var. Ve online eğitimde Türkiye şu anda en ucuz, en ekonomik online eğitimi biz sunuyoruz. Ve Kanada'da verdiğimiz eğitimin aslında aynısını sunuyoruz Türkiye'ye de. Saati 5 dolar, 5 Kanada doları bu eğitimin. Peki buraya gelenler nerede kalıyorlar? Onlara yardımcı oluyor musunuz? Yani buradaki yaşam alanlarında nerede kalacaklarıyla ilgili? Elbette ki oluyoruz. İki konaklama opsiyonumuz var. Okulumuzun bir yurdu var. Burada yine downtown'da, merkezde. Bir residence accommodation'ımız var. Bir de homestay accommodation'ımız var. Yani aile yanı konaklamamız var. Öğrencilerimiz vizelerini almalarının ardından biz tabii bu işlemlere başlıyoruz. Yani artık geliş hazırlıklarıyla ilgili çalışmalara başlıyoruz. Bunun içerisinde evet konaklama meselesi var. Bunun içerisinde havaalanı transferi var. Bunun içerisinde sağlık insurance var. Bu tip konularda öğrencilere tabii ki destek oluyoruz. Son yıllarda ilgi çok mu? Çünkü pek çok kişi Türkiye'den farklı ülkelere gitme hayali kurduğunu görüyorum ben. Nasıl, arttı mı ilgi? İlgi çok yoğunlaştı gerçekten ve nitelik de çok arttı. Yani buraya gelmek isteyen insanların kalitesi, mezuniyetleri, kualifikasyonları gerçekten çok arttı. Bunun en büyük sebeplerinden biri tabii ki Kanada'nın en güvenli ülkelerden, en iyi eğitim veren ülkelerden biri olması. Ben biraz mesleki background'um da gereği tabii datalarla ilgili konuşmayı da seviyorum açıkçası. O yüzden işte OECD'ye baktığımızda, UNDP İnsani Gelişmişlik İndeksine baktığımızda İngilizce konuşulan ülkeler arasında zaten Kanada ya birinci sırada ya da ilk üçte. O yüzden insanlar da bunun farkındalar. Tabii diğer bir avantaj Kanada'ya gelme sebeplerinden biri de şu: göçmenlik süreci çok net bir şekilde belirlenmiş kurallar. Ha, bu demek değil ki çok kolay, hadi herkes gelsin ve burada göç etmek ne kadar kolay değil. Ben de bir göçmen olarak konuşuyorum. Göçmenliğin ilk 2-3 yılı elbette ki zor. Emek vermeden hiçbir şey olmuyor. Ama kurallar çok net, çok belirli ve bu kurallara uyduğunuz zaman, bu yolu izlediğiniz zaman işte o zaman zaten istediğiniz hedefe ulaşabiliyorsunuz. Kaç kişilik sınıflar var? Biraz gün nasıl geçiyor, anlatır mısın? Şöyle, kolej 3 shift olarak dönüyor. Aktif öğrenci sayımız 2200 şu anda. Dil okulunda 2 shift var. Ve öğrencilerde dil okulunda sınıf mevcudu 12-14 aralığında, kolejde de 16-20 bandında sınıflarımız. O yüzden aslında burada öğretmenlerin sınıf yönetimi konusunda herhangi bir sorun yaşaması da söz konusu olmuyor. Ve bütün öğrencileri, bütün öğretmenlerini tanıma şansı oluyor. Bu çok büyük bir avantaj. Bu okulun zaten en güzel, yani İngilizce dil okulunun daha doğrusu en önemli özelliklerinden bir tanesi öğretmen sirkülasyonunun çok az olması. Bu demek oluyor ki bir kurum kültürü var. Bu demek oluyor ki başarı gerçekten takip edilebilir, süreç izlemesi yapılabilir, bir başarı grafiği çizilebiliyor. O yüzden ben bunu hani çok değerli buluyorum kendimde bir eğitimci olarak. Peki Özlem, son olarak neden buraya gelsinler? Bir sürü okul var. Evet. Ben buradaki en önemli konu şu olduğunu düşünüyorum. Öğrencinin tercih edeceği okul ona kompakt bir çözüm sunabilmeli. Yani ne demek istiyorum? Öğrenci dil okuluna gelmek istiyor ama ardından kolej eğitimi almak istiyor. Bir öğrenci vizesini aldıktan ve Kanada'ya geldikten sonra o dil eğitimini alırken artık daha sonra diğer bir okulun kalıcı kabulü, registration prosesi, bunlarla ilgili uğraşmak istemiyor haklı olarak. O yüzden Canadian College dil okuluysa evet dil okulu, eğer başka bir üniversiteye gitmek istiyorsa University Pathway programları var ve başka üniversitelere, kalıcılara kabul alabilir öğrenci. Kendi kalıcı zaten var, öğrenciler IELTS'e girmeden, buna ihtiyaç duymadan doğrudan geçiş yapabilirler. O yüzden kompakt çözüm birinci söyleyebileceğim şey. İkinci olan şey burs imkanları ve taksit olanakları tabii ki. Bizim okulumuzda Türkiye için taksit olanakları da var. Bir yıllık programlarda 2 taksit, 2 yıllık programlarda 4 taksit olanağı var. Bu taksit Türkiye'deki taksit gibi her aylık bir taksit de değil bu arada. 3-4 ayda bir ödenen taksitlendirme seçenekleri var. Bu büyük bir avantaj. Diğer bir konu, uluslararası
uluslararası sertifikasyonlara öğrenciler sahip oluyorlar. Özellikle Project Management ve International Trade alanında çok önemli, dünyaca kabul gören sertifikasyonlar var. Eğer bu sertifikasyonları alırlarsa dünyadaki iş fırsatlarını yakalayabilme şansları olacak. Bu çok büyük bir özellik. Esnek ders programı var öğrencilerin. Bu nasıl bir avantaj? Öğrenciler, tabii bütün öğrencilerimiz çalışıyor şu anda. Kalıcıdaki bütün öğrencilerimiz çalışıyor. O yüzden kendi iş programlarına göre okuldaki programlarını ayarlayabiliyorlar. O yüzden programın esnekliği bir diğer avantaj. IELTS kabulüne ihtiyaç yok. Doğrudan geçiş yapabilir öğrenciler. Bu co-op programlarındaki meselede bir avantaj da şu. Öğrenciler bir yıl, iki yıllık programların bir yılı eğitim, bir yılı co-op diye ilerliyor. Ama öğrenciler full time çalışmaya başlamak için o bir yılı bitirmeye gerek duymuyorlar Canadian College'da. Pek çok okulda o bir yılın bitirilmesi gerekiyor full time çalışmaya başlamak için. Ama bizde üç ay sonra öğrenci full time çalışabilir. Böylece yaşam giderlerini karşılayabilir, okul için biraz daha para biriktirebilir ve devamında okul taksitlerini ödeyecek duruma gelebilir. Tabii onun son olarak da ne diyebilirim? Kabul kayıt durumu bizde çok hızlı. Normalde diğer kalıcılarda 6-7 hafta kalıç kabulü için öğrencilerimiz beklerken biz bir haftada kalıç kabullerimizi verebiliyoruz. Bizde prosesler çok hızlı. Benim burada oluşum tabii ki büyük bir avantaj öğrencilerimiz. Tabii ki en önemli şey o zaten yani senin burada olman. Aynen öyle. Çünkü ben şunu çok önemsiyorum burada. Bu çok değerli. Yani komünite desteğini öğrencilerin hissetmesi çok önemli. Bizim okulumuzda bir buddy'lik sistemi var. Her öğrencinin bir buddy'si var. Yani eski öğrencilerden biri yeni gelen öğrenciyi karşılıyor. O bir hafta, iki hafta boyunca bütün oryantasyon sürecini birlikte geçiriyorlar. Tabii ki her zaman her soruda ben onların yanındayım. Bu zaten böyle. Ama bir buddy'lerin olması da onlara sen burada yalnız değilsin hissini yaşatıyor. Bunu da çok değerli görüyorum. O yüzden Canadian College'ı seçsinler derim. Süper. Okul sanırım sahibi Kanadalılar mı? Evet, evet Kanadalılar. Buradalar mı? Onlara da merhaba diyelim. Lütfen, çok seviniriz. Onlar da sizi bekliyorlar, çok seviniriz. Çok teşekkür ederim Özlem. Bir de hadi onlara bakalım şöyle bir, sağ olasın. Thank you very much for giving a chance to make these interviews. You know, it's a little bit different in Turkey. The colleges are 4 years, but here I think the system is more 2 years. What's the difference between the system in here in your school and the others? Well, just in Canada, I would say most diploma programs are 2 years, as opposed to, you know, the degree programs at colleges and universities are more 3 and 4 year programs. I don't believe there are 3 or 4 year diplomas anywhere really in Canada, are there? No. Also, the word college in Canada is a little bit different. In the United States, for example, yeah, college would, you know, be a university level or something like that. Whereas in Canada, college can be 1 or 2 year programs, and we would typically call a university where you would get a degree, a bachelor degree program. In Turkey, lots of people are going to college to find a job after the college, sure, instead of being a, you know, academic studies. How it's happening here? Are you helping the students to find jobs also? I mean, that's definitely the goal of all of our programs, is to prepare students for the workplace, and that's why we have many of our programs have the co-op placement portion of the training as well, and we do have a career services department to help students with that as well. So for the college, I think everybody needs English. Is it a good chance to start with the language school and after then to start a college here? For sure. I mean, you know, even starting in a language program, it's a little easier to meet people and meet the other nationalities and kind of practice. It's an easier transition into Canada. If you jump here and jump into the workplace without a full language ability, it can be really challenging. But if you go through a language program, you get a chance to understand the city, understand a little bit about our culture, and then transferring into a college program, you're definitely more prepared. For college, but also for working in Vancouver. How are the language programs? Are they different than other schools? Well, we're the best. Okay. No question then. Well, we try to have a variety of both core classes and different elective classes that focus on different skills and different areas, such as, you know, test prep or business English or specific skills that the students need help with. But, you know, we started as an ESL school, so we've been doing it for 30 years now. 32, really? Like 31. Yeah, so my father actually opened this school in 1991. I was working
kind of part-time at the time. I was quite young, but I've been here ever since. And when my father opened the school, a big part was diversity. Because when you come to Vancouver, it's not just about, you know, being with your own nationality and speaking your own language. It's about meeting people from all around the world. And not just Canadians either, but different students from, you know, all different places. Which countries are they coming from? Except Turkey. Japan, Mexico, Brazil, Korea, Turkey, obviously. Yeah, but also Europe and other parts of South America. Colombia is big right now. But yeah, just all over the world, as many as we can find. Thank you very much for joining us. Thanks. Thank you. Thank you. Cüneyt'le Devri Alem programında biraz gittiğimiz yerlerdeki Türkleri bulalım istiyorum. Aslına bakarsanız böyle bir formatı yıllar yıllar önce düşünmüştük, hayata geçirememiştik. Türklerin dünyasını anlatmak istiyorum. Şimdi dil okulundan çıktık, bir halıcıya götüreceğim sizi. Belki de Vancouver'ın en meşhur Türk halıcısına gidelim. Fahrettin Bey, nasılsınız? Teşekkürler, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bayağı yol geldik aslında Vancouver'ın. Neresindeyiz şu anda biz? Vancouver'ın en sonundayız. Burnaby şehrinde. Daha doğrusu Türkiye'ye göre yani dünyanın en sonundayız. En sondayız ha. Yani. Bundan sonrası okyanus. Japonya artık. Japonya. Bundan sonra dünyanın en sonundayız. Dünyanın en sonuna işte Türkiye'deki halıları getirip burada bütün Kanadalılara ve Amerikalılara Türk halılarını evlerine... Şu anda buradaki bütün halılar Türk mü? Bütün halılarımız Türk. %100 Türkiye'den halılarımız. Sizin bir markanız var. La Dole Rocks. La Dole Rocks, evet. La Dole Rocks 2007 yılında marka olarak tescil edildi Amerika'da ve Kanada'da. Evet. Kendi markamız bütün buradaki halıları... Kendimiz burada dizaynını yapıyoruz, desenlerini oluşturuyoruz. Evet. Desenlerini ve renklerini biz burada oluşturuyoruz, burada yapıyoruz ve Türkiye'de üretiyoruz. Evet. Yani dizayn... Şimdi Kanada'da anladığım kadarıyla bir pizzacılar Türklerin elinde, iki bu yer şeyleri, döşeme değil mi? Evet. Ahşap döşemeler ahşap şeyler evet. Ve de halı. Sektörünü şu anda Türkler böyle bir ele geçirmiş durumda. Evet. Döner mesela Almancılardaymış. Evet. Doğru mu? Doğru, doğru. Yani buraya ilk gelen Türkler tabii flor döşeme işinde başladıkları için diğer yeni gelen nesiller de onların yanında çalışarak işte onlara yeni kapılar açarak sonra kendileri bu işe başladılar. Evet. Tabii. Halı siz konu... 2007 yılında geldiğinizde ne iş yapıyordunuz İstanbul'da? Ben 2007 yılında memur olarak sosyal sigortalarda çalışıyordum. Ayrıldınız buraya geldiniz? Ayrıldım buraya geldim. Buraya geldiğim zaman da ilk tabii yer döşeme işinde yine çalıştım. Ben de işçi olarak evet. Yer döşeme işinde çalıştım. 3-5 yıl çalıştıktan sonra tabii bu işin ticaretiyle biraz kafa yormaya başladık. Yani tabii devamlı burada çalışıp da labor yapacağımıza bir bunun business'ını, bunun işini... İşçi olacağımıza, iş sahibi olalım dediniz. İş sahibi olarak düşündük ve buna yavaş yavaş başladık. Yani kendimiz her şeyi sıfırdan başladık biz buna. Tabii yer döşeme işine başladıktan sonra baktık, tabii parke döşüyorsunuz, buna bir halı ihtiyaç var. Evet. Baktık halı şeyi çok fazla ilk etapta yoktu. Duvardan duvara halılar vardı bu North America sisteminde. Tabii parke işine geçince halı ihtiyaç doğdu. Şimdi halı ihtiyaç doğunca da halı da Türkiye'de, Türkiye aslında halı konusunda dünyanın %60 halı ihracatını yapan ülke. Evet. Yani halı konusunda çok çok iyi Türkiye. Dedik biz o zaman halıya başlayalım burada. İlk halı işte başlarken tabii Covid dönemi girince tabii Covid döneminden önce biz kurmuştuk her şeyi. Covid dönemi başlayınca biz hemen akabinde online platformlara geçtik. Yani
bunu online hemen nasıl şey yapabiliriz diye. Yani biz bir dükkandayız ama aslında burası asıl satışınız %95'ini, %96'sını online yapıyorsunuz. %95 ve üstü online yapıyoruz. Hemen o dönem online sisteme geçtik. Tabii online kanallara geçince hemen altyapımızı ona göre hemen hızlı bir şekilde ayarladık. Yeni elemanlar aldık buradan. Burada 3 tane IT elemanı, 3'ü de yabancı işte, birisi evet. Hindistanlı, birisi Malezyalı, evet. Diğeri de Hindistanlı. Burada da depolarınız var, yani burada buradan online geliyor. Var. Online siparişler geliyor. Evet. Burada hemen bu arkadaşlar siparişleri şey yapıyorlar, alıyorlar. Bunlar siparişleri alıyorlar, hemen siparişleri oluşturuyorlar bunlar. Siparişleri oluşturduktan sonra arka bölüme şeyler veriyorlar, evet. Shipping slipleri. Burada depo elemanlarımız da hemen paketliyorlar. Hemen anında gelen ürünü paketliyorlar. Paketledikten sonra işte shipping courier'lar geliyor. İşte UPS, FedEx, Canada Post. Evet. Bunlar hemen geliyor. Bütün ürünlerini mesela gördüğünüz bir sabah geldi aldılar. Şimdi bir daha. Günde kaç halı satıyorsunuz? Günde yaklaşık 100 adet halıya çıktık. Oo bayağı yani. Ya günde yaklaşık 100 olarak halı şeyine çıktık. Bunlar günlük olarak hemen konteynerimiz de daha yeni geldi Türkiye'den. Şurada konteynerimizi indiriyorlar. O da Türkiye'den yeni bugün buraya ulaştı. Bunları nerede ürettiriyorsunuz Türkiye'de? Bunların hepsi Antep'ten üretiyoruz. Antep'ten. Ne kadar güzel yani. Antep halılarını siz şu anda Kanada'da evet. ve Kuzey Amerika'da veya bütün Amerika'ya satıyorsunuz. Bütün Amerika'ya ve Kanada'ya, bütün her tarafına satıyoruz. Yani mesela yani sadece buraya değil. Mesela bu halımız Ontario'ya gidiyor. Ontario'ya gidiyor. Evet. Mesela Quebec'e gidiyor. Yani Amerika her tarafa, yani North Amerika'nın her tarafına gelen ürünler hazırlanıyor. Biz burada barkodunu yapıyoruz. Shipping courier'lar gelip alıp götürüyorlar. Artık Kanada'nın ve Amerika'nın her tarafına. Müthiş. Yani Gaziantep için de şu anda hani Fatma Şahin gurur duyuyordur. Bak bizim halılar nasıl gidiyor burada diye yani. Siz Gaziantepli misiniz? Var mı öyle bir şey? Yok, ben Karslıyım. Karslısın. Kars. O zaman Selçuk Şirin'e söyleyeceğiz. Biliyor musunuz Selçuk Şirin hocayı? Üniversiteden, şeyden, NYU'dan. Duydum şeyden. Evet. Burada da bizim diğer depomuz var. İşte bir depo daha var orada. Depomuz daha var yan tarafta. Evet. Orada da yani aylık bir konteyner, şu büyüklükteki işte konteyner her ay gelip ve o konteyner her ay bir konteyner. Bayağı ürün. Da zaman alıyor. Şimdi konteynerler de çok pahalandı değil mi? Pandemiden evet. sonra bunların ne kadar oldu konteyner şimdi? Biz pandemiden önce $2,000 civarıydı konteynerları. Şu anda bu konteyner bize $19,000 mal oldu. Yani baya bir fiyatlar yani 5-6 kat fiyat arttı konteyner fiyatları. Peki nasıl, kullanıcılar memnun mu? Yüzde kaç kullanıcıların? Çünkü bu online satışta memnuniyet meselesi çok önemli. Bizim yani Amazon'daki memnuniyet oranımız şu anda %85'in üstünde. Evet. Yani %85'in üstünde. Çok iyi o da. O da çok iyi bir rakam. Çünkü normalde memnun olanlar çok zor yazarlar ama memnuniyetsizlik olanlar hemen daha hızlı bir şekilde yazarlar. Ama ona rağmen bizim %85'in üstünde bizim şeyimiz. Yani online platformlarda da şu anda en ön sıralardan birisindeyiz. Yani fiyatlar nasıl mesela buradaki diğer İran halısı, Afgan halısı, onlarla kıyasladığınızda bizim Türk halılarının makul mü, daha cazibeli mi? Tabii fiyatlarımız onlara göre çok çok iyi. İkincisi de bizim yani avantajlı olmamızın sebebi, biz çok fazla stok bulunduruyoruz. Yani en önemlisi stok bulundurmak burada. Evet. Ve aynı üründe diyelim bizim yaklaşık 5 çeşit şeyimiz var. Yani 5 çeşit ölçümüz var. Stok ve ölçü bulundurmamız bizim için en büyük avantaj. İkinci avantaj da tabii fiyat. Fiyat da bizim için çok iyi bir avantaj. Bu ikisini elde ettiğimiz zaman bir de kalitede geldiği için bundan dolayı buradaki diğer halı sektörlerine göre çok çok öndeyiz. Evet. Avantajlı olmamızın sebebi bu. Diğer avantajlı olma sebebimiz de
hızlı shipping yapıyoruz. Mesela bir sipariş geldiği zaman bugün hemen aynı gün içinde çıkıp gönderiyorsunuz. Tabii o da önemli. Peki bunları siz hep böyle tecrübe ederek mi öğrendiniz? Bunun bir okuluna gittiniz mi? Şeyini yaptınız mı? Ya da o işi bilen birilerini işe aldınız mı? Yoksa hani yaşaya yaşaya mı öğrendiniz bunu? Ben bunları yani ilk zamanlar fuarlara çok iyi katıldım. Yani ilk daha bu zemin döşeme işinde çalışırken müşterilerin böyle isteklerini ve müşterilerin renk seçimlerini falan çok şey yapıyordum. O konu üstünde biraz çalışıyordum. Sonra çok fazla fuarlara katıldım. Yani Avrupa'da işte Hanover'deki fuarlara, halı fuarlarına, ondan sonra Amerika'daki fuarlara falan çok gittim böyle. Yani orada hep gözlemledim insanların moda, yani bu bir nevi moda. Yani renkler ve desenler bir nevi moda. Modada genellik benim yani şahsi tecrübem, moda genellikle Türkiye'den üretilip de Avrupa'ya ve Kanada, Amerika'ya sonradan gelen bir... Kaç yıl sonra geliyor Avrupa'daki moda buraya mesela? Avrupa'daki moda 2 yıl sonra geliyor. 2 yıl sonra? 2 yıl sonra Kanada'ya geliyor. Avrupa'daki moda da üretim, tekstil konusunda Türkiye çok önde olduğu için... Yani Avrupa tamam modayı yapıyor ama üretimi Türkiye yaptığı için Türkiye'de hemen görüyorsunuz yani modayı ne olacağını. Orada çok böyle şeyler fark ettim böyle. Sonra işte buraya döndükten sonra kendi desenlerimizi kendimiz yapmaya başladık. Yani buradaki insanlar neyi seviyor? Yani, tasarımcı burada, üretim Gaziantep'te. Yani design in Canada, production in Turkey. Evet. Bu şekilde yaparak renklerde ve desenlerde hata oranımız çok az oldu. Yani evet. Elimizde mal kalma oranı çok az oldu. Çünkü insanların seçtiği renk ve desenleri çok yani titizlikle şey yaptığımız için yani bundan dolayı satışlarımız daha İyi evet. Bir şekilde, hızlı bir şekilde. Yani şu çok hoşuma gitti. Yani böyle bir Anadolu kaplanının hani buraya gelmesi ve burada böyle bir bu satışları yapması çok güzel bir hikaye. Hani Antep'ten böyle bir şeyin, böyle de güzel bir işbirliği olması çok sevindim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Eksik anlattığımız bir şey. Vallahi yani her şeyi konuştuk burada. Her sizin sorularınız. Sizi tebrik ederim. Hiç bu kadar büyük bir operasyon beklemiyordum. Çok güzel. Daha nicelerine diyelim. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Kolay gelsin. Teşekkürler. Az gittik, uz gittik. Pasifik'e de geldik. Hemen arkamda Japonya'yı görüyorsunuz. Daha doğrusu göremiyorsunuz çünkü binlerce kilometre ötede ama orada bir yerde görmeseniz de bir şey var, Japonya. Yazları özellikle burası bayağı bir insanların denize girdiği, şey yaptığı bir alanmış bu kısım. Şimdi tabii denize giren var mı? Ayaklarını sokanlar var. Güzel bir deniz kokusu var. Belki kokuyu duymuyorsunuz ama. Kilometrelerce sahil. Şöyle bir girelim mi acaba bir içeri Kenan? Yok, girmeyelim tabii. Bizim Boğaz'ın girişi gibi. Gemiler böyle bekliyorlar gördüğünüz gibi. Yarın bir gün Vancouver'ı görmedik, gelmedik demeyeceğiniz gibi Vancouver'ın hemen dibindeki Pasifik Okyanusu'nda görmedim demezsiniz yani. Sanırım bir gel git olayı da var burada. Burada bir şey göstereceğim. Bakın şu binanın tepesindeki ağacı görüyor musunuz? Çok meşhur bir binaymış o. Buranın en çok konuşulan şeylerinden bir tanesi. Vancouver'ın bir diğer özelliği de mimaride inanılmaz ilginç yapıların olması. Yani bir kısmını gösterelim hatta şu anda. Binalar, müstakil evler, özellikle yeni yapılan binalarda ben mimariye meraklı bir gazeteci olarak takip ediyorum. Pek çok Vancouver'dan çeşitli evleri de var. Tanıtıyoruz sizlere hatta. Kale Bodur'la mimarlıkta da sık sık karşınıza çıkıyordur Vancouver'dan evler. Büyük bir ferah var. Büyük bir refah var burada. Bak şu arkada hemen Kenan'ın arkasındaki binayı görüyor musun? Ne kadar ilginç boyamışlar. Gösterebiliyor musun?
Hemen arkasında yeni binalar. 2 yılda bir büyük böyle rezidansları bitiriyor diyorlar. Bizim Buket'in eşi müteahhit mi olur bilmiyorum ki. Hangi binayı görsek Buket diyor ki ya bunu eşim yaptı. Aa bunu da eşim yaptı. Bunu da eşim yaptı. Ya dedim senin işin Ali Ağoğlu gibi bir adam herhalde dedim yani. 5 müteahhitten biriymiş bak. Aman Kemal Bey duymasın. Ben kuburdakileri de yabancı Kanadalı ya şey değil yani. Amerikalı pardon Kanadalı dedim. Tabii bir yandan şöyle biraz yürüyüş yapalım. Şimdi burada yaşadığınız zaman Vancouver'da 10 saat fark var Türkiye'den. Sabahleyin uyanıyorsunuz, diyelim 9'da kalktın. Bir de jet lag oluyorsun. Geldiğin zaman toparlanmak da kolay değil. Bünye kabul etmiyor yani sürekli 10 saat fark olduğu için. Alt üst oluyorsun. Sadece uyku meselesi değil, iç saatinin zamanı değişiyor. Ve size bir tüyo vereyim. Hani ben çok böyle uzun seyahatler yapıyorum. Bir uzun bir sürede burada Amerika Birleşik Devletleri'nde hemen aşağıda bir yerde yaşadığım için insanın vücudu bir günde bir saat jet lag'ı şey yapıyormuş. Diyecekler ki ama şu ilaç var, ama bu ilaç var. Boş ver, onlar hikaye. Bir sürü ilaç var da onlar ilaç endüstrisinin bir oyunu. Sonuçta paşa paşa her güne bir saat veriyorsun ancak vücut öyle. Yani 10 gün sonra sen burada kendine geliyorsun. Ve de diyelim 9'da uyanıyorsun. Türkiye'de saat 19. Hadi geçmiş olsun. Yani eğer buraya gelmeyi düşüneniniz varsa ya geleyim bir yandan Türkiye'den de işleri götürürüm. Güzel bir şehir, Pasifik'in kenarında gülen heykellerin yanında güzel bir binada otururuz. Türkiye'den paraları kazanırız. Kur farkı var ama yine de daha ucuz, enflasyon az falan diye düşünüp hani Türkiye'de iş yapıp burada yaşarım diyen varsa ben tavsiyem şu, bir kez daha düşünsün. Çünkü yani hayat ters. 9'da kalkıyorsun. Bizim mesela Kenan saat 19'da ofisi kapatmış gitmiş oluyor. Geçmiş olsun. Adam arayı bulacaksın. İnsanlara da iş yapacaksın. O yüzden de biraz burada yaşayanlar yani herhalde Türkiye'ye en uzak noktalardan biri. Burada yaşayanlar biraz Türkiye ile bağları kopartıyorlar. Ya da işte yazın gittiğinde ya da çok minimal birkaç saat ancak Türkiye'de ne olup bittiğine bakıyor. Çok da müdahil de olamıyor. Seyirci oluyor yani. Dili geçmiş zamandan bakıyorsun Türkiye'de olan bitene. Biraz o kafalara dikkat etmek lazım. Çok duyuyorum. Abi gidelim Vancouver'da yaşayalım. Niye? İşte Economist 2019'da dünyanın en iyi yaşanacak şehirlerini seçmiş. Vancouver 5. olmuş. Öbürkü yıl 3. olmuş. İlk 3 şehirden biri. Tamam ama işte o zaman da Vancouver'da olan Vancouver'da kalıyor. O da kötü bir şey değil ama o kafaya bir yakalamak lazım. Bir de dün şehrin içinde geçerken, şimdi ben size böyle güzel binaları gösteriyorum, şahane heykelleri gösteriyorum. Değil mi? Her şey çok güzel gözüküyor. Fakat bir de ayın karanlık yüzü var. Şu anda Kanada'nın en çok homeless'ı Vancouver'da. Buraya gönderiyorlar adamları. Onlar ne yapıyor? Belediye de onlara belli bir alan göstermiş. Yani sokakları görseniz zannedersiniz ki mülteciler gelmişler, hani çadırları kurmuşlar. Hepsi de uyuşturucu bağımlısı neredeyse. Sefil bir şekilde şehrin ortasında yaşıyorlar. İnsan inanamıyor bu kadar ferahın içinde, refahın içinde bu kadar sefaletin aynı anda olmasını. Hatta biraz Kenan'la Fatih'le konuştuk. Ya niye Türkiye'de neyse ki yani ama gerçekten de bizde çok fazla homeless diye bir derdimiz yok. Yani evet diyebilirsin ki homeless diye bir derdimiz yok ama 7 milyon mülteci derdimiz var. Onda da haklısın ama yine de işte bir Beyoğlu'nda çadır kurmuş mülteci görmezsin. Daha görünmez yerlerdeler değil mi? Öyle bir şey de var. Yine de yani bizdeki belki de yaşam tarzı, kültür, işte aile bağları, gelenek insanları sokaklardan koruyor. Karnını doyuruyor mu? Emin değilim ama yine de buradaki sefaleti görünce yani buradaki sefaleti git San Francisco'da da görüyorsun, Los Angeles'ta da görüyorsun. Aradaki farkı çok daha net anlıyorsun. İçime darallar geldi. Hadi başka bir yere gidelim şöyle. Biraz da dağa gidelim şimdi. Pasifik'i gösterdik. Kanada'nın en güzel yanı bir yandan şey olması Kenan değil mi? Evet. O şeyde gördük ilk girişteki bu Kanada Air Canada diye bir tane çok güzel Fly Canada diye ilginç bir video seyrettik. Onu tavsiye ederim yani Türkiye'de turizmle ilgilenen herkese. Mehmet Ersoy'dan Ekrem İmamoğlu'na, Fatma Şahin'den ne bileyim Serdar Bilgili'ye kadar. Yani Vancouver'a kendileri gelmese bile bir adamlarını göndersinler şu Fly Canada'yı görsünler. İlginç bir alet icat etmişler ve video teknolojisini biraz drone teknolojisiyle de birleştirip çok ilginç bir ülke tanıtımı yapmışlar.
Orada da gördük, çok güzel okyanuslar var ama bir de dağlık kısmı çok güzel. Yani en güzel şey doğa burada. Şimdi bakalım, Buket bize gelin dedi, size bir dağa götüreyim dedi. Bir dağa da görelim. Dağa görmeden gitmeyelim. Ayı çıkmaz inşallah karşımıza. Var mı ihtimal? Ayı çıkabilir, sizi yiyebilir. Taş düşebilir. Buket, nereye getirdin bizi ya? Neredeyiz biz böyle? Story Center diye bir yerden giriş yapıyoruz yani. Bu bizim genel müdürlük. Capilano Suspension Bridge. Vancouver'a gelince gidilmezse olmaz. Yani. Dövüyorlar mı Vancouver'lular gitmeyenleri? Evet, ben dövüyorum başta. Aman, o zaman iyi ki geldik. 1889 yılında yapılmış. Yapım hikayesini anlatıyor herhalde. Yani Catalana, Chef Catalana buranın ilk sahibi. Yani Kızılderililer, native şey dediğimiz Amerikan. Yerliler. Sonra beyazlar gelmiş, çökmüşler mi bunun üzerine? Hangi ülkeler gelmiş ilk olarak? İskoçya, sonra İrlanda. Bunlar tek 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 bütün anlatıyor. Kimler satın almış, işte ondan ona geçmiş, ondan ona, o bitirmiş, o almış. En son bizim CEO'nun babası alıyor. Şu anda da CEO'muz devam ediyor. Hala o buranın sahibi. Sonra da buraya köprüler mi yapıyorlar? Evet, çoğu insan şey zannediyor aslında bakıldığı zaman. Aa, burası herhalde Vancouver Belediyesi'ne ait. Hayır, yani bayağı özel bir işletme. Ağaçların arasında köprülerden yürüyoruz, öyle mi? Ağaçların arasında asma köprülerden geçeceğiz şimdi. Köprüler yaptırdım, gelip geçmeye burada mı? Var mı onun Vancouver versiyonu? Bak, burada bir totemler falan. İlk kez hayatımda gerçek bir totem görüyorum. Evet. Buyurun. Bunlar orijinal mi yoksa çakma totem mi? Bayağı orijinal tabii. Bunların hepsi Kızılderililerden toplanılan şeyler. Bunları da çökmüşler yani, öyle mi? Çökme demeyelim. Satın almışlar parasıyla. İyi değerlendiriliyor diyelim. Evet. Bir herkes bir mutlu totemlerde. Yerliler bile bir mutlu. Baksana bütün malı mülkü satmışlar. Vancouver kafası burada, biliyorsunuz. Vancouver burada kafası. Her şey serbest olduğu için bizim kafalar hep mutlu. Evet. Baksana. Sanki bunu ama sonradan böyle çakma totem gibi geldi bana. Olabilir mi? Şu uzak şeyler hala, kızılderililer hala yaşadığı için birçoğunu da onlardan rica ediyorlar. Onlar da yapmaya devam ediyor. Bu işe devam ediyorlar. Sanat olarak, biraz tabii ticaret olarak. Bu totemler ne anlatıyor? Bir fikrimiz yok herhalde. Saat 11'de Totem Talk var aslında, 15 dakika sonra. Burada anlatacaklar hangisi nedir, neden, ne anlatıyor. Onu anlatacaklar, evet. Çok turist geliyor herhalde. Çok turist geliyor. Covid'den önce çok daha geliyordu. Tabii bütün cruise ship'lerle anlaşmalarımız var. Her cruise ship'te otobüste buraya mutlaka getiriyoruz. Şu anda... Köprüye giriyoruz. Köprüye giriyoruz. Hadi bakalım. Hello. Abi biraz Kenan. Sallantılı ama çok keyifli. Emin misin Kenan? Yok artık ya. Ha? Lütfen ya. Bende yükseklik korkusu var yalnız. Yükseklik durum yok mu? Bayağı yükseğe benziyor. Yukarıdan şu somonları göreceğiz. Somon da mı göreceğiz? Evet, somonlar çıkıyor oradan. Gel ki. Allah 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 Allah. Biraz tırsarak gidiyorum. Kenan gelebiliyor mu? Şart mı? Bir daha buradan dönecek miyiz bir de? Ya evet, döneceğiz. Buket bize bundan bahsetmemiştin ama böyle bir köprüden geçeceğimizi. Aman abicim, bir dakika. Yo yo, tamam geçelim hadi. Artık abicim yürü, gözünü seveyim. Köprünün ortasında selfie. Aşağı bakmadığın zaman güvenli gözüküyor aslında. Fatih dikkat et. Kamerayı düşürürsen gittik. Sorry. Oops. Vallahi selfie çekenler mi istersiniz? Köprünün ortasında durup bakanlar mı? Abi herkes selfie'ler çektiriyor. Ben ayaklarım titreyerek geliyorum. Hop 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 hop. Millet gayet rahat. Aman. Kenan geldin mi? Kaç dua okudun? Söyle. Ben de 3. Fatih adayım valla. Ben de bir ara düşündüm. Başka bir yol varsa arabayla dönelim. Bu nedir kardeşim?
Bir şey diyeceğim, buraya gelmeyin. Yükseklik korkunuz varsa gelmeyin. Bu buket kandırabilir sizi. Yürü kardeşim, burada durup durma Fatih. Korkuyoruz oğlum, anlatamıyoruz herhalde. Ulan bunları hep filmlerde görürdük ya. Kenan tutun bana istersen. Dualara tutunuyorum diyorsun ya. Ya abi keşke ben de modern neydin sen? Ben de modern muhafazakar olsaydım ya. Modern muhafazakar olunca tabii sen diyorsun ki ya biz yeterince emek verdik. Olan bize oluyor. Kenan'ım. Savaş muhabirliği yapıyorsun, bu kadar tırsmıyorsun değil mi? Hay Allah'ım ya. Burada yani bir şey, buraya eğlenmeye geliyorduk güya. Allah akıl fikir versin Buket. Arkadaşlığımızın sonuna geldik. Evet. Bir araba vardır herhalde buradan, bir arabalı çıkış. Hay Allah'ım ya. Dur bir soluklanalım şurada. Bak. Muhafazakar, modern muhafazakardaki cesarete bak sen. Niye zamanında duaları okumuş, tedbirini almış? Sonra da düşündüm ki, iyi sıkı tutunursan düşerse bir yerden yakalarım diye. Tutundun yani. Evet. Hay Allah. Evet, Kenan. Hadi bakalım, Fatih ile ikiniz. Buket de size rehberlik etsin. Şöyle bir dolaşın şunlarda. Ben sizi burada bekliyorum, tamam mı? Mikrofonu sana şeyle veriyorum. Nasıl kabuğu teslim ediyorlar. Sevgili Kenan, bundan sonra söz sende. Evet, Kanada turuna devam ediyoruz. Yani buna binmemize gerek yok ya, yürümemize. Yürümemize. Tırsın yani sen. Hayır, sen çıkmak istemiyorsan açık söyle yani. Diyorsan ki ya tamam, hani gazetecilikte bir yere kadar. Yani gerek yok gibi duruyor. O zaman Buket'cim, sana bu mikrofonu veriyoruz. Ya, hayır canım, yok artık. Fatih, iş sana deneme. Düştü. Yukarıdan bak bakalım, bir iki detay al, biz burada nasıl gözüküyoruz. Kuş bakışı ama ya. Vallahi bir ben... Bir tanesine çıksaydık bari. Fatih çıkar bir tanesine. Değil mi Fatih, çıkar mısın? Hadi o zaman. Evet, gördüğünüz gibi Fatih arkadaşımız kahramanca çıktı. Bravo Fatih, bravo. Devam et Fatih'cim. Devam. Fatih'e sağlık sigortası, hayat sigortası yaptırmış mıydık? Evet, inşallah. İnşallah yaptırmışız. Aferin Fatih be, bravo be, işte be, işte. İyi ki çıkmamışız, baksana o da koştur gidiyor. Bravo Fatih, bravo. Bravo kardeşim, işte budur ya, bravo. Müthişsin Fatih, yürü. Hay Allah'ım. Evet Fatih, çok teşekkür ederiz bu kahramanlığı yaptın. Biz çıkamadık. Yukarıdan bir gösterdi ortamı. Biz de şöyle Kenan'la bir aşağıları dolaştık. Fakat bence ilginç olan şu. Sonuçta bir orman. Yani benzerini görebileceğiniz binlerce ormandan, binlerce dekarlık ormandan bir tanesi. Ama insanın İşte vizyonu, turizme nasıl katkı sağlayacağı üzerine şahane bir vizyon. Şu güzelliğe bakar mısınız? Böyle bir göller yapmışlar. Herhalde bu doğal bir gölet mi? Değil mi bilmiyoruz. Köprüler yapmışlar. O da yetmemiş. Ağaçların üzerinde çeşitli yürüme köprüleri yapmışlar. Ve normal şartlarda atıl durabilecek bir alan bir para basma makinesine dönmüş. Yani turizm açısından baktığınızda gerçekten çok vizyoner bir projeyle karşı karşıyayız. Yani sadece evet Kızılçam Ormanı'nın içinde yürüyor değiliz. Onun içine baktığınız zaman, ben farklı bir bakış açısıyla baktığım zaman burada gayet vizyoner bir vizyon görüyorum. Yani turizme nasıl katar, ne yapar? İşte şuraya iki tane baykuş koymuşlar. Çeşitli bilgilendirme panoları var. Sonuçta da bir şey yok yani. Bir ormanın içinde yürüyorsun ama abi. Orman dediğin orman bizim ormanlara benzemiyor. Buradaki çam ağaçları Kızılçam diyorlar bunlara yanılmıyorsam. Müthiş yani. Bunlar küçükleri yani. O kadar yüksek ki. 100 yıllık, 200 yıllık ağaçlar. Çok etkileyici. Sen de etkilendin mi? Şimdi mesela bizim çocukları getirsek onlar için büyük bir şey yani. Vay anasına sayın seyirciler. Bak orada bir kuş var, şahane. Gördüğüm kadarıyla da mangal yapmaya izin vermiyorlar.
Dikkatimi çeken ilk şey, ormandayız ve mangal yapan kimse yok. Et kokusu yok. Ama mangal yapılan yerlerde var değil mi? Çok nadir. Vancouver spor yapanlarıyla önünde. Vancouver spor yapanlarıyla önünde. Amerikalılarla dalga geçiyorlar. Onlar çok evet. Çok fitmiş. Çok şeylerle. Demek ki bu obezler Amerikalı yani etrafımızda gördüğümüz. Ya da Kanada'nın içinden. Merkez. Vancouver'lı değiller. Hadi yavaş yavaş şu Sırat Köprüsü'nden bir kez daha geçmeyi deneyelim. Gel Kenan, birbirimize tutunacağız. Zor günlerde böyleyiz. Başta söylemeye. Sordum sarı çiçeğe. Senin bu çanta biraz Burhan Bey çantasına benziyor. Evet, Ayvalık'ta emekli yazlıkçı. Değil mi? Deniz kenarına giderken çizgili sweatshirt, yanında da çanta, deri çanta. Aynen. Niye mutluymuş burada insanlar Kenan? Baktın mı bir? Biraz böyle bir şeye baktım özellikle. Bu bir şehrin mutlu olmasının en önemli sebepleri neler diye. Dün gece biraz ona baktım. Bir, ekonomik koşullar. İki, gençler için yeni iş kurma ve iş bulma olanakları. Annelik izni diye bir şey var mesela. Onun çok önemli olduğunu söylüyorlar uzmanlar. Bir şehrin mutluluğu için en önemli şeylerden birisi de çocuğunuzu parka götürdüğünüzde rahat mısınız yani? Böyle endişeli misiniz, değil misiniz? O en önemli etkenlerden birisi. Bir diğeri de sessiz ortam. Yani böyle çok kalabalıktan, gürültüden uzak olması insanların yani bir şehrin mutluluk endeksinde en yukarılara çıkmalarından, sebeplerinden birkaçı bunlar yani. O yüzden Vancouver'un yani birçoğunu gördük tabii. Sessizlik var. Bir de şey, sanata destek veriyor mu şehir? Evet. O da çok önemli. Yani gördüğümüz kadarıyla Vancouver'da hemen hemen hepsi var. Biraz önce Pasifik kıyılarındaydık ve Kanada dağlık bir ülke. Dağlar, ovalar, her şey var yani. Şimdi de yaklaşık 10 dakika gittik, böyle bir ortama geldik. Buraya da yağmur ormanları diyorlar çünkü yağmur çekiyormuş. 4 mevsim yağmur varmış. Haydi geldik. Euzubillahimineşşeytanirracim. Önce kim gidiyor? Sonunu düşünen kahraman olmaz. Ben gideyim. Sen mi gidiyorsun? Hadi sen git. Böyle bir Indiana Jones efekti. Şimdi daha iyi anlıyorum Indiana Jones olmak neymiş yani. Kampçıl adam diye bir sahne vardı ya Indiana Jones'ta. Aynen, biraz öyle. Arkana dikkat et. Hops, yavaş. Evet, sen de aman tutun Fatih. Korkuyorum ama bir tırsan biz varız herhalde. Herkes gayet rahat. Buraya bu tarafta yerleşim de var. Oturanlar mesela yürüyüşe geliyorlarmış. Aman Fatih dikkat et. Yavaş. Giriş $50 civarında. Yani işte 650-700 lira. Ama bir biletle bir yıl boyunca girebiliyormuşsun. Posta kutunuz buradaysa da bedava geliyormuşsun. İnsanlar buraya. Ulan gerçekten tırsıyorum. Tamam, ben vallahi vazgeçtim şey. Fatih'e dedim ki abi sen bizi çekme. Yavaş yavaş gidelim. Ya burada selfie çekiyorlar. Gerçekten şu selfie'den tiksiniyorum artık. Kendim de selfie'ye tövbe edeceğim bu şeyi geçtikten sonra neredeyse. Bende bu yükseklik korkusu neden var bilmiyorum ama Diyarbakır surlarına çıkıp inemediğim bir günü hatırlıyorum böyle. Geldi arkadaşlar. Nusret vardı bizim şoför. O indirdi beni elimden tutarak. Türk psikologları hala buna bir çare arıyorlar. Abi fotoğraf çektiren çektiren. Kusura bakma bacım. Evet. Bak kadın da tırsı. Gel, gel dönelim diye. Yürü yürü Fatih, çekme kardeşim yürü. Can daha tatlı şu anda. Önemli olan sağ salim ulaşmamız. Şu amcayı da geçersek. Hadi amca, hadi amca. Bence bu köprüyü geçerken girişte emin misiniz diye bir sormak lazım yani. Herhalde bence çok da güvenli de değil yani baktığın zaman. Hani birisi bir eşek şakası yapsa insanlar kendi şeyde bulabilir aşağıda. Selam'a tedbirimi aldım diyorsun. Tutunuyorsun. Evet. Filmlerde olduğu gibi. Aynen. Eğer koparsa tutunacaksın oraya, kurtulacaksın öyle mi? Gerçekten Kenan tebrik ederim. Müthiş bir dahiyane bir şey bulmuşsun kendi. Emniyet şeyi, tutunmak. Indiana Jones'tan gördün herhalde bunu. Tutunuyorum. Koptuysa hop sallanıyorum ve aşağıya bir şey olmuyor bana. Ya şurada bir toprağı öpeceğiz gel. Önce bir toprağı bulalım şurada. Herkese şöyle bir sarılmak istiyorum.
Emin misiniz? Emin misiniz diye soracağım. Burada da tabii ki kapitalizme hoş geldiniz. Hemen sizi buradan bir hediyelik eşya dükkanına alalım. Bedava göndermeyelim. $50 faturayı kestik. Bir de bir hediyelik eşyalara bakalım. Boy var da içimizde çıkartamıyoruz yani şeyden. Ben böyle küçük yerlerden, yani küçük yerlerden derken geldiğimde böyle bir koskocaman Vancouver, Kanada yazan şeyler almaktansa küçük de olsa bir sanat eseri almayı daha böyle bir kalıcı buluyorum. Çok pahalısından bahsetmiyorum. Yani illa bir Picasso Matisse almak zorunda değilsiniz. Onu zaten omletini yedik. Hadi gidelim şimdi ve hangi tehlikeye gidiyoruz Buket? Görevimiz tehlike. Ayılar açamıyormuş bak. Şöyle açmak gerekiyor. Şöyle. Yoksa ayılar gelip açıyorlar bu çok güzel. Böyle bir şey yapmışlar. Gerçi ben de açamadım ama. Neyse. Dur ya bir daha deneyeyim ya. Belki açın. Ha. Diyorsun şuradan şöyle. İnsanlar açabiliyor. Aslına bakarsanız biz bu yayında Cüneyt Özdemir'le Devre Alem'de yani bütün bu Vancouver'ı bir programda toparlamayı düşünüyorduk. Ancak öylesine renkli ve farklı insanlarla karşılaştık ve sizden de o kadar çok merak eden insan olduğunu gördük ki programı Kenan'la konuştuk, yapımcımız Kenan Taş'la ikiye bölmeye karar verdik. Yarın burada olacağız. Yani Vancouver'ın en havalı yerinde, bir nevi bebek gibi bir yerindeyiz. Ve bu sefer Kanada Geyikleri adında çok renkli bir YouTube kanalı olan iki genç arkadaşım ve de bu gördüğünüz binaları Türk'ünden Yunan'ına, Yunan'ından farklı ülkelerin vatandaşlarına satan, kiralayan bir Türk emlakçıyla Vancouver'ın en iyi 10 emlakçısından biriyle beraber biraz buradaki barınma problemini, eğer yarın bir gün hani yatırım olarak buralarda bir yer almayı düşünürseniz ne yapmanız gerektiğini, buradan bir yer alındığı zaman pasaport alıp alamayacağınızı, burada Vancouver'a eğer hani gelmeyi düşünenler varsa, hayal edenler varsa nasıl gelebileceklerini, buradaki zorlukları bizzat burada yaşayan isimlerle konuşalım istiyorum. Şimdilik yayınımız burada bitiyor ama bu yayın bitmeyecek. Yani Vancouver serimiz bitmeyecek. İkinci bölümünde sizlere biraz daha derine inip sokak aralarında yaşananları anlatacağız.